Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün çok pratik, bir o kadar da gösterişli bir tarif hazırladım. Yorgan kek yapacağız. Kek demeye dilim varmıyor. Pasta görünümlü bir kek tarifi. Pamuk gibi bir dokusu var. Uygun bir kabın içerisine 4 adet yumurtamızı kıralım. 1 su bardağı toz şekeri. Şeker ve yumurta köpürene kadar 10 dakika çırpalım. Çırpılan karışıma 1 su bardağı ılık suyumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Hepsini birden eklemeyin. İçerisindeki şekerin tamamen erimesini sağlayacak su. Bir su bardağı dolusu sıvı yağımızı da ekleyelim. Yemek kaşığı dolusu kakaomuzu ilave edelim. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Toplamda kekimiz 3,5 su bardağı elenmiş un alıyor. Mutlaka ununuzu eleyin. Unumuzun hepsini birden eklemeyeceğim. Azar azar ilave edeceğim. Kekimizin kıvamı gayet güzel oldu. 1 su bardağına yakın unum kaldı. Toplamda 2,5 su bardağı elenmiş un kullandım. Fırın tepsimin içerisine ayarlı dikdörtgen çemberli kalıbımı koydum. Altına da mutlaka pişirme kağıdını serin arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz kek harcımızı tepsimize dökelim. Spatula yardımıyla kekimizi dağıtalım. Kekimiz bir köşede dinlenirken biz üzeri için gerekli olan kremamızı yapalım. Yorgan şeklini verebilmek için bu kremayı yapmamız şart arkadaşlar. Uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. 1 paket vanilya. 500 gram labne peyniri. 3 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, buğday ya da mısır fark etmez. Mikser yardımıyla katı bir kıvam alana kadar çırpalım. Hazırlamış olduğumuz kremamızı sıkma torbasına dolduralım. Mutlaka şu şekilde yuvarlak bir tuğ kullanın. Dikkatli bir şekilde kekimize yorgan şeklini verelim. İlk önce mutlaka kalıbınızın orta kısmından başlayın. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kekimizi kontrollü bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Üzerine sıkmış olduğumuz beyaz kremalar kesinlikle kızarmayacak. Buna dikkat ederek kekimizi pişirelim. 30 dakika boyunca kekimi ağır ağır pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi üzerini hiçbir şekilde kızartmadım. Olduğu gibi duruyor beyaz kremamız. Dikkatli bir şekilde çemberli kalıbımızdan çıkartalım. Kekim görmüş olduğunuz gibi kalıbımızdan güzel bir şekilde çıktı. Bu yorgan kekine kek demek istemiyorum. Gerçekten görünümüyle de sunumuyla da pastayı andıran bir tarifti. Özel günlerinizde ve beş çaylarında misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Misafirleriniz hem görseline hem de lezzetine hayran kalacak, emin olun ki. Püf noktalarına uyduğunuz zaman bu keki yapmak imkansız değil. Islak keki hiçbir şekilde aratmıyor.
Üzerine yapmış olduğumuz sos kekimize ayrı bir görsellik ve lezzet katmış. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bu tarifim de sonuna geldim. Bunun gibi birçok tarifler kanalımda mevcut. Göz atabilirsiniz arkadaşlar. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.